Ortak Coğrafya'nın Avaz'ından, TRT Avaz ekranlarından herkese merhaba. Stüdyo Avaz programına hoş geldiniz. Ben Fulya Buga. Türkiye'de saatler 17.00 gösteriyor. Bize Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Kıbrıs ve Türkiye'den izleyen tüm sevgili seyircilerimize mutlu akşamlar diliyoruz. Evet, haftanın son iş günündeyiz. Haftanın son Stüdyo Avaz programı başlıyor ve bugün tarihteki acı olaylardan, büyük katliamlardan birini konuşacağız ve onun 20. yılı, Hocalı katliamının 20. yılı 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'da gerçekleşen Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenilerin gerçekleştirdiği büyük katliamın yıl dönümü yaklaşıyor. Bununla ilgili çok değerli bir konuğumuz var. İsterseniz konuğumuzu sizlere takdim ederek başlayalım. MHP Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Oğan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Gerçi bugünlerde Hocalı'yı anıyoruz. Hocalı'nın yasını tutuyoruz. Ama bununla beraber de hayatın devam ettiğini ve Hocalı gerçeklerini de dünyaya anlatma yolunda epey bir mesafede kat ettiğimiz için de mutlu olduğumu da ifade etmek istiyorum. Kesinlikle bir bilinçlenme söz konusu. Evet. Genç nesillerin de bu olayları öğrenmesi, evet. Pek çok anma etkinliği gerçekleşti. İstanbul'da, Ankara'da ve tabii ki Azerbaycan'da. Evet. Bütün bunları konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Değerli, evet, izleyicilerimiz de eğer katılmak isterlerse telefon numaralarımızı hatırlatalım. +90 312 463 33 12 +90 312 463 33 14 telefon numaralarımız. Ve Hocalı katliamı ile ilgili mesajlarınız, sorularınız ya da paylaşmak istediğiniz görüşler varsa e-posta adresimizde studioavaz@trt.net.tr studioavaz@trt.net.tr. Ve bugün hafta boyu yaptığımız gibi yine İzmir'e bağlanacağız. Bakalım Esra'nın konuğu kim? Esra, iyi akşamlar. Evet, merhaba Fulya, iyi akşamlar. Haftanın son iş gününde siz sevgili seyircilerimize ve Ankara stüdyomuzdaki değerli konuğumuza İzmir'den merhaba diyoruz. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmalar Enstitüsü'nün bahçesinden karşınızdayız. Ve bugün bizler de burada Türk dünyasına özel uluslararası ilişkiler anlamında Hocalı katliamı ile ilgili değerli konuğumuzla birlikte hukuk anlamında değerlendirilmelerini ve çözüm önerilerini konuşacağız. Ve birazdan çok değerli konuğumla birlikte karşınızda olacağız bu güzel ve anlamlı sohbet için Fulya. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Evet Sayın Oğan, isterseniz şimdi 20 yıl geriye gidelim, 1992 yılına ve hiç bilmeyenler için... O dönemki ortam, konjonktür nedir, bu olaylar neden yaşandı, nasıl oldu ve özellikle 25-26 Şubat 1992 tarihlerinde neler yaşandı, bunları sizden, evet, dinleyelim. Ben öncelikle Türk dünyasının ortak sesi, ortak avazı olan TRT Avaz'a teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ve Türk dünyasının birçok sorununu gündeme getirdiği için. Hocalı meselesi de sadece Azerbaycan'ın sorunu değil, Azerbaycan Türklerinin sorunu değil. Türkiye'nin de sorunu, Türk dünyasının da sorunu. Atatürk zamanında Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimiz demişti. Azerbaycan'dan da Haydar Aliyev'in bir milletin iki devleti sözü vardı. Bunu belki biraz daha çoğaltabiliriz. Bir milletin bugün Allah'a şükür ki birçok devleti var. Bu devletlerin sorunları da var, yasları da var, acıları da var, kederleri de var, sevinçleri de var. Bugün bir acımızı paylaşıyoruz, bir acımızı dile getiriyoruz ve TRT Avaz da buna önemli bir katkıda bulunuyor. Ben bu vesileyle bütün kanal yönetimine, çalışanlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi 1992 senesi tabii 92'de başlamadı. Sovyetler Birliği'nin dağılacağı 1985'ten itibaren artık belli olmuştu. Mihail Gorbaçov'un glasnost ve perestroika politikalarıyla, yani açıklık politikalarıyla Cumhuriyetlere biraz fazla yetki verilince Ermeniler o yıllardır içlerinde besledikleri Azerbaycan topraklarını işgal etme, kendi topraklarını büyütme isteklerine kavuşmak için ciddi çabalar içerisine girdiler. Daha 1988'de çatışmalar başladı. Ermenistan'da bulunan birçok yüz binlerce Azerbaycan Türk'ü Ermenistan'dan zorla göç ettirilmeye, kovulmaya başlandı. 88'de fiili çatışmalar ortaya çıktı. Sene 90'a, 91'e, 92'ye geldiğinde artık bu lokal bölgesel çatışmalar iki ülke arasında fiili bir savaşa dönüşmüştü. Tabii Azerbaycan o dönemlerde
Ermeniler gibi yıllarca silahlanmamış, bugüne hazırlanmamıştı. Dolayısıyla da savaşa çok hazırlıksız yakalanmışlardı. Bir de o dönem Sovyetler Birliği'nin bölgedeki özellikle 366. motorize birliklerini Ermenistan kendi yanına çekmesini bildi. Tabii o dönem bir başıbozukluk vardı bölgede. Tabiri caizse Sovyet askerine kim para veriyorsa onun yanında savaşıyordu. O dönem dışarıdaki Ermeni lobisi, yurt dışındaki Ermeni lobisi ciddi maddi kaynaklarla Ermenistan'a geldi. Sovyet askerlerini, tanklarını, tüfeklerini tabiri caizse satın aldı ve Ermenistan'ın yanında Sovyetler Birliği Azerbaycan'a karşı savaşa girdi. Sovyetler Birliği girmedi ama Sovyetler Birliği'nin o bölgedeki askerleri savaşa girdi. Hal böyle olunca da ciddi çatışmalar yaşandı. Karabağ bölgesinin, Dal Karabağ'ın önemli bir kısmı işgal edildi. Ve Ermenistan birlikleri Azerbaycan içlerine doğru girmeye başladılar. Ancak orada bir şehir var, bir kasaba vardı ki o kasaba stratejik açıdan çok önemliydi. Bölgedeki tek havaalanının bulunduğu, helikopterlerin inip kalkabildiği yerde stratejik bir noktadaydı ve direnişini, savunmasını devam ettiriyordu. Biliyorsunuz Ermeniler ki bugün de birçok uluslararası platformda, kitaplarda, gazetelerde bunu açıkça ifade ediyorlar. Diyorlar ki biz o zaman öyle bir şey yaptık ki Azerbaycan'a karşı şu mesajı verdik. Dedik ki birincisi tarihte yaptığımız şeyi bugün de yine yapmaya kadiriz. Ne yapmışlardı tarihte? Ben Iğdırlıyım. Iğdır'da soykırım yaptı Ermeniler. Iğdır'da insanları kuyulara doldurup öldürdüler. Iğdır'da insanları camilere doldurup yaktılar. Van'da, Doğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu, hatta İç Anadolu bölgesinde, Adana dahil Ermenilerin ciddi katliamları oldu. Birincisi Ermeniler dediler ki biz 100 sene önce yaptığımız bu katliamları bugün de yapabiliriz. İkincisi Azerbaycan Türklerine şu mesajı verdiler, dediler ki biz burada yaptığımız bu katliamı onun için yaptık ki bu aynen Sarkisyan'ın ifadesidir. Azerbaycan bilsin ki biz çok daha büyük katliamlar yapabiliriz. O yüzden Dağlık Karabağ ve bölgeyi terk edip gitsinler diye. Şimdi böyle bir ortamda büyük bir katliam yapıldı. Büyük bir vahşet yaşandı. Görüntüleri izlediğiniz zaman insanın kanı donuyor tabiri caizse. Çünkü öyle görüntüler var ki, öyle şeyler yapılmış ki insanlara. Hamile kadınların yazutra atmış Ermeni askerler. Bunların hepsinin dokümanı var. Yazutra atmışlar ve demişler ki şu hamile kadının karnındaki çocuk kız mı erkek mi diye yazutra atıp hamile kadının karnını bıçakla deşip içinden çocuğu çıkarmışlar. Orada görüntüleri de izliyoruz. Birçok yani görüntüler aslında her şeyi ortaya koyuyor. Birçok çocuğu öldürmüşler, kulağını kesmişler, burnunu kesmişler. Bunların hepsinin görüntüleri var. İnsanların kafa derisini soymuşlar. Şimdi bakın savaşta diyebilirsiniz ki iki ülke savaşıyor. Savaşta çok şey olabilir. Ölürsünüz, öldürürsünüz. Ama savaşın dahi bir kuralı vardır bakınız. Uluslararası anlaşmalar vardır savaş zamanında. Normal vatandaşların öldürülemeyeceği, kadınların, çocukların öldürülemeyeceğine dair uluslararası anlaşmalar vardır. Ancak Ermeniler öyle bir vahşet yapmışlar ki önlerine geçen herkesi öldürmüşler. Kadın demeden, 70 yaşında insan demeden, çocuk demeden herkesi öldürmüşler. Ve o gün orada son dönemlerin en büyük vahşeti yaşandı. Ama maalesef bugüne kadar dünya bunun hep görmezden geldi. Bakınız Fransa'da geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye karşı bir karar alındı. Daha önce de alınmıştı. Ama aynı Fransa Cezayir'de binlerce insanı katletti, vahşicesini öldürdü. Aynı Fransa Ruanda'da binlerce insanı katletti. Aynı Fransa'nın desteğiyle Ermeniler Hocalı'da katliam yaptılar. Aynı Fransa'nın desteğiyle Ermeniler 1915'te Türkiye'de soykırımlar yaptılar. Aynı Fransa 1915-1920 arası o dönemlerde Güneydoğu Anadolu bölgesinde işgale girişti, bölgede katliamlara girişti. Ama biz Türklerin şöyle bir yapısı vardır. Biz gururlu bir milletiz. Biz hiçbir zaman acılarımızı getirip göz önüne koymayız. Acımızı hep içimize atarız. Bize karşı yapılan haksızlıkları dile getirmeyiz. Biz zaferlerimizle övünürüz. Biz tarihimizle övünürüz. Bakınız her zaman işte Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşu, Çanakkale zaferi vesaire hep zaferlerimizi anıyoruz. Ama hiçbir zaman
bize karşı yapılan katliamları anmıyoruz. Aslında bu yanlış değil mi? Çok yanlış. Gerçekten bahsettiğiniz gibi sözde soykırım iddia